Arkadaşlar merhaba. Bugün size nane nasıl köklendirilir onu anlatacağız. Normal pazardan aldığımız bir bağ nanemiz vardı. Onun dallarını ayıklıyoruz tek tek. Zaten kısa bir şekilde kesmemiz yeterli. Görüldüğü gibi ucunda iki yaprak kalsa bile yeterli oluyor. Ondan çimlenme gerçekleşiyor. Onu kesiyoruz. Alttaki fazla dallarını alıyoruz. Elle de kesebiliriz, bir makas yardımıyla kesebiliriz. Üzerinde iki yaprak kalması yeterli. Çünkü fazla kalırsa alttaki bölmeler kuruyor. Bunların hepsini ayıklayacağız tek tek, üstünde iki dal kalacak şekilde. Daha sonra bunları suya koyup bir süre bekleteceğiz. Bunun aşamalarını zaten tek tek göstereceğim sizlere. Şimdi tek tek ayıklıyoruz. Şimdi ayıkladığımız nanelerimizi tek tek düzenledik. Fazla yapraklarını kopardık. 3 ya da 4, 2 yaprak kalması da yeterli. Böyle hepsini ayıkladık. Şimdi bunları bardağımıza biraz su katıyoruz. Ve ayıkladığımız naneleri böyle biraz daha yanaştır. Böyle yaklaşık. Böyle hepsini tek tek yerleştiriyoruz içine. Böyle yerleştirdiğimizde burada bir yaklaşık bir hafta içerisinde köklenme meydana geldi ve daha sonra biz bunları ekmeye başlayacağız. Şu an koyuyoruz suyun içerisine. Bunun kökü biraz uzun olmuş. Bunu kesiyorum. Ne kadar kısa olsa o kadar iyi oluyor. Köklenme meydana geldiğinde videomuzu ekrandan göstereceğiz inşallah. Nanelerimizi su dolu kaba koyduk. Ondan sonra güneş alması için pencere kenarına koyduk. Gün boyunca bunlar güneş alacak. Bir hafta içerisinde de muhtemelen köklenme meydana gelecektir. Arkadaşlar nanelerimizi yaklaşık 10 gün önce köklendirmesini yapmıştık. Suyun içerisine koymuştuk. Şu an köklenme gerçekleşti zaten. Toprağını falan hazırladık. Onların ekimini gerçekleştireceğiz. Ekim nasıl olacak? Önce bunun içinden çıkarıp size kökleri ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Köklerini görüyorsunuz. Tamamen köklenme meydana gelmiş. Her birinden bir sürü dal atmış zaten. Bunlar hepsi tek tek ayrıyetten dal atıp nane olacaktır. Bunları ayrıntılı bir şekilde ayırabiliriz birbirinden. Bir şey olmuyor zaten. Sık ekeceğim bunları. Bazılarının yaprakları kurumuş. Bunlar uzun süre suyun içinde kaldığı için kuruma gerçekleşmiş. Bunlar sıkıntı değil zaten. Bunlar ektiğimizde de bir süre sonra alt yapraklar kuruyor zaten. Önemli olan bu üstte kalan bölmedir. Bu üstteki bölme iki yaprak kaldı mı yeterlidir. Oradan zaten büyüme gerçekleşiyor. Şimdi bunları indiriyorum arkadaşlar size. Bir de zaten önceden burada soğan ekmiştim. Soğanlarımızın sökümünü artık gerçekleştirdik. Soğanlarımı göstereyim size. Bunları yaklaşık 2 aydır buradan yeşil soğan yiyorduk. Pazardan hiç soğan almadık, yeşil soğan. Soğanlarımızın son hasadını yaptık. Biraz yeşil var içerisinde. Bir de ektiğimiz soğanlar ayrıyeten altta birkaç tane fazladan da bu küçük soğanlardan tutmuştu. Bunları da topladık. Taze olarak bunları da yiyeceğiz. Toprağımızı hazırladık. Soğanların yerini aldığımız için toprağımızı iyice temizleyip harmanladık. İçindeki yabancı haşereleri falan aldık. İçine biraz kuş gübresi kattık. Kuş gübre onun mineral, fosfor, potasyum, sodyum minerallerini dengeleyecektir. Onları kattıktan sonra ekimini gerçekleştireceğiz. Zaten bunu ben karıştırmıştım biraz. Size ekimi nasıl oluyor onu gerçekleştireceğim. En sonunda da bütün ekimi göstereceğim. Şimdi bir tane var elimde. Yakınlaştırırız. Böyle kısaca açıp buradan içine koyup etrafını biraz bastırmamız gerekiyor ki kök yerine tam otursun. Bir tane daha ekelim. Bakın buralardan zaten altından da atmış. Ayrıca bir dal atmış. Bunlar da attıkça buralar nane olarak çıkacaktır. Burayı da hemen açıp ekimi gerçekleştiriyoruz.
sık bir şekilde ekleyeceğim bunların hepsini. Bunu dolduracağım. En sonunda tekrardan göstereceğim size. Arkadaşlar, nanelerimizin ekimini gerçekleştirdik. Şimdi suyunu vereceğiz. Yakından size bir gösterelim nasıl ekildiğini. Yakından biraz gösterelim. Yakından suyunu da vereceğiz şimdi. Her ekimini gerçekleştirdik. Bunlar yarından itibaren zaten suladıktan sonra kendini tutmaya başlayacaktır. Güneş gördü mü sıkı bir şekilde zaten canlanacak bu naneler. Şimdi sulamasını yapıyoruz. Size şimdi önceden ekmiş olduğum ve hatta 2-3 kere mahsul kaldırdığım naneleri de göstereceğim. Geçen hafta toplamıştım ama şu an tekrardan uzamışlar. Bunları da şimdi göstereceğim size. Sulamasını gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar, şimdi size önceden ekmiş olduğum nanelerimi gösteriyorum. Bunları yaklaşık bir aydan fazladır önceden ekmiştim. Yine aynı yöntemle bunları köklendirip ekimini, pazardan aldığım naneleri köklendirip ekimini gerçekleştirmiştim. Geçen hafta topladım, tamamen sıfırladım. Suladım tekrardan. Biraz çapa yaptım içerisine. Sulamasını gerçekleştirdim. Şu an göründüğünüz gibi evimizin nanesini karşılıyor. Yakından gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet canlı ve güzel doğal organik nane. Aşağıda da var. Bunları da ekmiştim aynı şekilde. Bunları da topladım geçen hafta. Bunlar da tekrar uzamışlar. Bugün yine toplayacağım. Daha sonra yine dolacak orası.